Değerli izleyicilerimiz sağlık olsun programıyla sizlerle birlikteyiz. Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'nin alanında uzman hekimlerini programımızda ağırlamayı sürdürüyoruz. Bugün Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Taylan Oksay konuğumuz. Değerli hocam hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş buldum. Hocam öncelikle hem sizi biraz tanımak isteriz hem de hastanemizin ve üroloji ana bilim dalının fiziki imkanlarını kısaca sizden dinlemek isteriz. Teşekkür ederim beni buraya davet ettiğiniz için. Ben 2000 yılında Ankara Üniversitesi Fakültesinden mezun oldum. Daha sonrasında ihtisas için 2001 yılında Isparta'ya geldim ve o zamandan beri Isparta'da Süleyman Demir'in üroloji bölümünde e, hizmet vermekteyim. E, ana bilim dalımız üroloji alanında tüm imkanlara e, neredeyse sahip bir bölüm. Ve her türlü e, tedavi ve cerrahi işlemleri e, bölümümüzde yapmaktayız. Çok kuvvetli bir kadromuz var. Yaklaşık 7 tane profesör, e, öğretim üyesi, arkadaşla birlikte hizmet veriyoruz. Ee, bu şekilde özetleyebilirim. Hocam şimdi tabii ben programa hazırlanırken e, ile ilgili olarak bazı rahatsızlıkların, problemlerin neler olduğuna şöyle bir göz attığımda Hı. özellikle prostat kanserinin e, kanser ölümlerinde ikinci sırada olduğunu ve 50 yaşından sonra da bir erkeğin prostat kanserine yakalanma olasılığının yaklaşık %40 e, oranında e, olduğu bir bilgiye ulaştım. E ee, Bu istatistik açıkçası beni biraz da şaşırttı çünkü çok da toplumda bu algı yok yani en öldürücü ikinci kanser gibi bir algı da yok. Ee, erkekler için de oldukça riskli bir rahatsızlık. Bu hastalık tam olarak nedir? Nasıl belirti gösterir? Veya biz 50 yaşından sonra prostat kanserine yakalanmamak için daha genç yaşlarda neler yapmalıyız? Evet, yani prostat kanseri erkeklerde görülen ikinci sıklıkla kanser. Gerçekten dünyada yaygın görünüyor. 50 yaşından sonra 8 erkekten biri aslında prostat kanserine yakalanıyor. Ölüm oranları son dönemlerde yapılan tetkiklerle ve erken yakalama oranlarıyla birlikte aslında baya azaldı. Ama halen eğer kontrol olmazsa ve uygun zamanda müdahale edilmezse öldürücü bir hastalık ve kanser hala. Dolayısıyla 50 yaşından sonra görülme oranı yüksek olduğu için biz açıkçası 50 yaşından sonra her erkeğin bir üroloğa kontrole gelmesini öneriyoruz prostat kanseri açısından. Aslında buna yakalanmamak için çok da fazla yapacak bir şey yok. Beslenme önemli. Açıkçası aşırı yağlı gıdalar, hayvansal proteinler bazen etkiliyor. Domates tüketimi lipokenden dolayı faydalı olduğunu söyleyen yayınlar var. Yani bunun üretim tüketiminin artması koruyucu etkisi olduğunu söyleniyor. En önemli konulardan biri de açıkçası genetik. Yani ailesinde, babasında veya erkek kardeşinde prostat kanseri olan kişiler hem daha erken yaşta yani 40'lı yaşlarında kontrole gelmeli hem de daha uyanık olmalı. Mutlaka bir ürologla erken yaşta. Ee, karşılaşmalı. Hı hı. Daha erken yaşlarda hangi belirtileri görürsek e, size danışmalıyız. Yani prostat kanserinin esas problemi zaten e, çok fazla belirti vermemesi. E, belirti vermeden ilerleyebiliyor. Hatta e, çok ilerlemiş prostat kanseri hastaları, kemik ağrılarıyla yani kemiğe bulaştıktan sonra kemik ağrılarıyla bize başvurabiliyor. Dolayısıyla yani belirti beklememek lazım ve 50 yaşından sonra hiçbir şikayetimiz olmasa bile prostat kanseri açısından kontrol olmak lazım. Hocam sadece üroloji alanında değil diğer sağlık alanlarında da iyi huylu ya da kötü huylu kitle şeklinde bir ayrım var. Tam olarak bu nedir? Şimdi prostat özelinde konuşalım mesela. Yani prostat Şimdi hastalardan çok sıklıkla şöyle bir şey diyoruz, benim prostatım var. Birbirleriyle konuşurken de işte ben prostat ameliyat oldum, ben prostatı. Ama burada önemli olan iyi huylu prostat büyümesiyle prostat kanserinin ayrımı. Prostat aslında erkekte her erkekte olan bir erbezi ve işte bizim ürememize faydası olan spermlerin beslenmesini sağlayan bazı salgılar filan salgılıyor. Prostat büyü e, iyi huylu prostat büyümesinde e, kanser değil ama bizim idrar kanalımız prostatın içinden geçtiği için bu büyüme ile birlikte idrar kanalımızda e, büzüşme oluyor yani bir hortumu elle sıkmak gibi düşünün bu iyi huylu büyümeler e, işeme ile ilgili e, hastalarda problem yaratıyor, yani zor idrara gitme, sık idrara gitme, gece idrara kalkma gibi şikayetli olan kişiler aslında genellikle iyi huylu prostat büyümesinden müzdarip e, kişiler oluyor. Prostat kanseri bu bezin e, kanser hastalığı yani normalden farklı dokulara dönüşmesi, bunlar işte daha çok prostatın dışına doğru oluştuğu için erken dönemde bu işeme şikayetlerini yapmayabiliyor. Dolayısıyla da e, hani bunun ayrımı çok önemli. İyi huylu prostatta müdahale gerektirir mi? İyi huylu ve kötü huylu prostatın müdahaleleri birbirinden farklı mıdır? O noktada nasıl bir müdahale ediyorsunuz? Evet. Şimdi iyi huylu prostat büyümesiyle e, prostat kanserinin yani kötü huylu büyümenin e, tedavileri tamamen farklı. O yüzden mesela biz idrar sıkıntılarıyla e, gelen hastalarda mutlaka bu ikisinin ayrımını yapmak istiyoruz bizim elimizde önemli bazı testler var. İşte PSA testi ki halk arasında artık biliniyor bunlar. PSA testi işte son zamanlarda MR çekilmesi ve gerekirse prostattan biyopsi alarak biz mutlaka iyi huylu prostat büyümesi veya prostat kanseri ayrımını tedavi öncesi yapıyoruz. Çünkü iyi huylu prostat büyümesinde biz kapalı e, ameliyatlarla Hastayı rahatlatabilirken, e, prostat kanserinde tüm prostatı alınmasını gerektiren bir prostatı bir portakal gibi düşünürseniz iyi huylu büyümede sadece kabuğun içindeki alanı boşaltıyoruz ki biz son zamanlarda endoskopik enikülasyon dediğimiz yöntemleri de kullanıyoruz bunda ama prostat kanseri olursa portakalı kabuğuyla birlikte çıkarmamız gereken ayrı cerrahiler gerekiyor. O yüzden bunun ayrımı. Mutlaka tedavi öncesi önemli. Özetle prostatla ilgili şunu söyleyebiliriz. 50 yaşından sonra hatta 40 yaşından sonra mutlaka yılda bir kez bir yani, e, üroloji uzmanına 40 sonra erken, e, üroloji yapmak e, durumundalar. Hocam ölümcül bir seyir izleyen bir başka hastalık da mesane kanseri. E, bu çok daha öldürücü, çok daha tehlikeli bir e, rahatsızlık. Özellikle mesane kanserinin e, kanserinin görülme sıklığı nedir? Öncelikle onu sorayım. Önlenebilir mi ve mutlaka ki kanser evreleri söz konusu. Kaçıncı evrede tedavi mümkün? Şimdi mesane kanseri mesela prostattan çok farklı bir e, kanser türü. E, mesane kanseri daha çok yine yaşlı e, ve ağırlıklı olarak da erkeklerde görünüyor. E, kadınlarda da görünebiliyor ama nadir erkeklere göre. Özellikle 50-60 yaşlarından sonra görülme oranları artıyor. %1-5 arasında 50 yaşından sonra görülebiliyor. Ama şu var mesane kanserinin sebepleri aslında prostat kanserine göre daha açık. En başta ülkemizde de ne yazık ki çok sıklıkla kullanılan sigara en önemli risk faktörlerinden biri. Öncelikle sigara içmeyeceğiz ee, yine bazı mesleklerde bu, hastalık, bu hastalığın görünme oranı artıyor. Mesela e, lastik sanayide çalışan, boyalarla çalışan bazı hastalık gruplarında daha erken, yani daha sıklıkla görülebiliyor mesane tümörü. Ve en önemli belirtisi de idrarda kanama e, ve ağrısız. Yani genellikle hastaları bize getiren ağrı, sancı gibi şeyler oluyor. Ama e, bu hastalıkta mesela idrarında bir pıhtı görüyor, kanama görüyor hasta. Ağrısı olmayınca mesela ihmal edebiliyor. Mesane kanserinde de yine aslında birçok kanserde olduğu gibi erken teşhis çok önemli. Burada da işte ilk bu tür sentomlar olunca mutlaka bir doktora başvurmasında fayda var. Ve her aşamada tedavisi var ama farklı tedaviler şeklinde. Mesela erken geliştirme. Gelen mesane tümörü hastalarında biz kapalı ameliyatlarla tedavi ederken geç gelmiş hastalarımızda kas bölgesine, derinlere nüfuz etmiş hastalıkta daha çok mesanenin alınarak yeni bağırsaktan mesane yapma veya ağızlaştırma, idrar yollarını torbaya ağızlaştırma şeklinde tüm ameliyatlarla tedavisi mümkün. Daha ileride de kemoterapi gibi tedaviler gerekebiliyor. Çok daha zorlu bir evet. rahatsızlık. Bunda en erken önemli, teşhis en önemlisi. E, en önemli etkeni de sigara olduğundan bahsettiniz. Evet. Yine beslenme bu konuda ne kadar etkili? Yani beslenme mesane tümörü açısından direkt e, çok e, şey yok. Ama işte dış bazı maruziyetler e, önemli etkili ve oluyor. en önemlisi de sigara. Hı hı. Sigaranın zararlarını zaten artık e, burada her aldığımız Hekim aynı noktaya zaten vurgu yapıyor. Hocam bir diğer yaygın rahatsızlık böbrek taşı rahatsızlığı. Hayati tehlikesi belki olmuyor, belki bu hastalıkla ilgili son noktaya kadar yine hastalarınız size başvurmuyor olabilirler ama bu taş düşürme süreci hakikaten çok sancılı olabiliyor duyduğumuz kadarıyla. Böbrek taşı oluşmasının sebepleri nelerdir? ve bu sancıyı çekmemek için biz yine öncesinde neler yapabiliriz? Evet. Şimdi ülkemiz aslında böbrek taşı kuşağı dediğimiz dünyada çok fazla böbrek taşı görünen bir bölgede. Bunun bazı etki şeyle sebepleri var tabii. Sıcak iklimler olması ve genetik yatkınlıklar açıkçası burada etkili. Böbrek taşı Allah'tan Sancılı bir süreç olduğu için genellikle bize erken başvuruyor hastalar ama bazen böbreğin içinde taş çok büyük boyutlara gelip böbreği bitir yani böbrek fonksiyonlarını bozana kadar da başvurmayabiliyorlar. Burada böbrek taşının oluşmasını engellemek için en önemli konulardan biri sıvı alımı, su içilmesi en önemlisi. Ben genel olarak hastalara özet olarak mesela idrar renginin koyulaşmasına izin vermemelerini söylüyorum. Hani yaklaşık buçuk iki litre günlük su tüketimi önemli ama bu bölgesel terleme ile birlikte de su kaybettiğimiz için çok fazla sıvı kaybında daha çok gerekecektir. O yüzden önemli bir ölçüdür. İdrar rengi açık olması yani koyu sarıya dönmemesi sıvı alım açısından kişilere uyarıcı olmalı. Yine beslenme tarzı önemli. Mesela bazı sebzeler vardır bizim taş açısından mimlediğimiz. İşte ıspanak, semizotu, susam bunlar önemli risk faktörleri oluşturuyor. Bunları az tüketmesini istiyoruz taş hastalarının tabii ki. limon, suya limon sıkıp içmek, portakal suyu açıkçası böbrek taşları açısından koruyucu etkisi de oluyor. Hani bunlar önerilebilir ama en temelde önemli olan şey ee, sıvı mı ve genetik yatkınlığı ailesinde taşı olan kişilerde daha e, rutin bazı kontrollere gelmesinde fayda var. O sebzeleri tekrar edelim hocam. Ee, öncelikle biz hep faydalı olarak e, evet. ifade edilir ama ha. genetik yatkınlığımız varsa şayet evet. ıspanak tüketmeyeceğiz hı hı. ya da daha az tüketeceğiz. Evet. Ee, onun Semizotu, dışında... susam hı hı. bu tür şeylerde bizim en sık gördüğümüz kalsiyum oksalat taşlarının oksalat içeriğini içeriyor. Biz tabii sıvıyı az aldığımız zaman böbrek vücuttan atması gereken atıkları yine aynı miktarda atıyor. Ama az suyla atması gerektiğinde aynı böyle bir çayın içine fazla şeker koyarsınız koydukça böyle bir süre sonra çözülmez, birikir. Aynı böbrekte de öyle atıklar fazla su az olduğu zaman böbreğin idrar akan kanalları içinde bunlar çökerek taş oluşumuna sebep oluyor. Limon ve portakal tüketimi de e, aksine iyi aksine evet, iyidir evet. diyebiliriz bu anlamda. Hı -hı. Şimdi sıvı alımından bahsettik, bundan suyu anlamamız gerekir elbette. Evet. Biz örneğin ofis olarak çok fazla çay kahve tüketiyoruz. <laughs> Bazen su tüketimimiz azalabiliyor bu evet. noktada. Ee, öyle zannediyorum çay kahve tüketimi de olumsuz bir etki Aynen. yapıyordur. E, suyu e, su olarak içmek de işte dediğim gibi önemli. Aynen dediğin gibi çay, kahve, kahve özellikle ne yazık ki taş oluşumuna olumsuz etkileri var. Biraz onu azaltıp suya geçseniz veya bitkisel bazı şeylere işte kekik, limonata, fazla şekerli olmayan limonata türü şeylerin tüketimi daha öneriliyor. Bunu da kulağımıza evet. küpe yapıyoruz hocam. Şimdi tabii sünnet operasyonu da yine üniversitemiz hastanesinde e, sizler tarafından yapılan operasyonlardan bir tanesi. Şimdi sünnete sadece tabii cerrahi bir operasyon olarak bakmamak gerekiyor. Aynı zamanda psikolojik de bir süreç özellikle son dönemde. Belki eskiden bu bu kadar dikkate alınmıyordu ama e, artık önerilmeyen yaş aralığı var çocuklarda sünnetin. Hangi yaş aralığında siz sünneti önermiyorsunuz? Yani genel kabul gören çocukların psikolojik gelişimini etkilememesi açısından 2-6 yaş arasını biz hani çocukların fallik dönem olarak geçen bir dönemi var. O dönemde açıkçası bu tür cerrahileri önermiyoruz. Çünkü bu çocukları psikolojik olarak etkileyebiliyor. Onun dışındaki yaş gruplarında olabilir. Bir de e, açıkçası çok ileri yaş, işte 10 yaşından sonra, 9 yaşından sonra da açıkçası çok fazla önerilmiyor. Çünkü orada da belli bir karakteri oturmuş, işte erkekliğinin farkına varmış çocukta bazı sıkıntılar yaratabiliyor. E, onun dışında her yaş grubunda olabilir. Yeni doğan döneminde e, aslında yapılabilir. Tek bir problem var yeni doğan döneminde yapılan sünnetlerde komplikasyon riski düşük ama yine de normal mesela 7 yaşında falan yapılan sünnetlere göre bir tık daha yapışıklık gibi işte ucunda daralma gibi ufak bazı komplikasyonların görülme oranı daha fazla. Hani sünnet konusunda şunu söylemek istiyorum. Ee, Sünnet e, önemli bir cerrahi aslında hani bazen önemli çünkü oluşabilecek komplikasyonlar e, yaşamın tamamını etkiliyor o kişide dolayısıyla mutlaka e, hastane ortamında ve e, bir uzman tarafından yapılmasını öneriyorum ben. E, Allah'tan artık hani sünnetçilik o tür şeyler bitti hani çok fazla o tür cerrahileri görmüyoruz hani hastanelerde de yapılıyor. Bizim hastanemizde de yapıyoruz, uygun olduğu dönemlerde. 2-6 yaş aralığındaki çocuklarda sünneti önermediniz ama çocukta farklı bir durum gelişebiliyor ya da doğuştan itibaren sünnet gerektiren bir durum olabiliyor. O konuyla ilgili neler söylersiniz hocam? Şimdi demin benim bahsettiğim tabii böyle normal şartlardaki sünnet operasyonu. Bazı Yeni doğanlarda, yeni doğan erkeklerde, fimoziz dediğimiz e, penis, yani o e, sünnet derisinin darlığı olabiliyor. E, yine bu hastalarda, yani çocuklarda, e, sık idrar yolu enfeksiyonu gibi durumlar olabiliyor. Bu tür durumlarda biz daha erken süneti öneriyoruz zaten. Bunun dışında sünnet olmamış çocuklarda işte mesela 6 yaşlarında veya 3 yaşında bazen sünnet derisi altında iltihabi durumlar oluşabiliyor. Biraz da o darlığa bağlı. O durumlarda da tabii ki biz yaş aralığını önemsemeden tıbbi gereklilik olduğunda sünneti öneriyoruz ve yapıyoruz. O, bu diğer söylediğim elektif dediğimiz yani normal şartlarda olacak sünnetler için. Bu tıbbi problem kendini bir şekilde e, gösterir değil mi hocam? Çocukta tabii bir tabii. Rahatsızlık tabii. vesaire. E, sünnet derisinde e, kızarıklık, e, kötü kokulu akıntı veya küçük yaşlarda işte annesi çocuğun idrar yapmasının zor olduğunu, işerken balonlaştığını görürse, çok ince yaptığını görürse mutlaka bir üroloji uzmanına göstermeli. Ee, ama bir yandan da şöyle bir şey de var. Normalde e, erkek çocuklar ilk doğduklarında tamamen geriye doğru sünnet derisi çekilmez. Biz buna fizyolojik fimozis diyoruz. Yani biraz dardır. Ee, anneler bazen onu e, geriye çekmeye, işte genişletmeye çalışır. Bunlar yanlış uygulamalar. Hatta onu geri çekmeye çalışıp e, sonra geri öne alamadığı durumlarda da parafimozis dediğimiz acil sünnet gereken durumlar oluşabiliyor. O yüzden hani şüphelenilen durumlarda bir uzmana göstermekte fayda var. E, ve her böyle biraz dar şeyde problem değildir. E, bunu da söylemek istiyorum. Hı hı. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben Güzelmiş teşekkür ederim. Değerli çok bir sağ bir olun. Için. Beni çok burada ol. misafir ettiğiniz için Zaten çok teşekkür ederim. Hocam. Çok sağ sağ, sağ olun. olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz programımızın sonuna geldik. Bugün Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Taylan Oksay konuğumuzdu. Bir başka programda görüşünceye dek hoşçakalın.